Ben 15 Aralık 2018'de Green Card'ım ile Amerika'ya giriş yaptım ve 3 Ocak 2019'da da Türkiye'ye döndüm. Amerika'da herhangi bir gelir elde etmedim. 2018 yılı için 15 günlük Amerika'da olduğum süre için Türkiye'de sahibi olduğum 10 bin dolar üzeri banka hesaplarım için Fiber formu doldurmam gerekir mi diye takipçimiz soruyor. Ve diyor ki eğer gerekir ise bu formu 15 Nisan mı yoksa 30 Haziran'a kadar mı doldurmam gerekiyor? Bu arada Amerika'da yaşamaya başlamadım. Ayrıca en önemli sorum faiz gelirinden ne kadar vergi ödemek gerekmektedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki siz artık Amerika'da green card sahibi olduğunuz için Amerika'da ikametgah sahibisiniz. Kısa bir süre kalmış olsanız bile. Dolayısıyla Amerikan vatandaşı olarak ya da green card sahibi olarak kişiler Amerika hükümetine ülke dışındaki banka hesaplarını, finansal kurumlardaki banka hesaplarını bildirmek zorundalar. Ve bu bildirmek zorunda oldukları FBR dedikleri, FBAR dedikleri başvuruyu şöyle söyleyebilirim. Bu senenin vergi beyanı yapma yükümlülüğüyle ilgili olan tarihe kadar yapmak yapmanız gerekir. Dolayısıyla bu da Nisan 17 2019 olacaktır. Tabii siz normal federal vergi yükümlülüğünün bittiği tarih olan bu sene Nisan 17 olması gerekiyor. Nisan 17 2019'a kadar bu başvurunuzu da yapmak zorundasınız. Eğer yapmazsanız otomatik bir uzatma da alıyor olacaksınız. Bu uzatmada Ekim 15 2019'a kadar olacaktır. Aslında bu bir nevi e, vergi beyannamesi zamanında yapmayıp ek süre isteyen başvurularla bağlı bir durum gibi. Sizin ülke dışında bankada hesabında paranız olması burada vergiye tabi olacaktır değil olay. Yani sadece e, Amerika hükümeti getirdiği yükümlülük beyan yükümlülüğü dolayısıyla bunu bilmek istiyorlar. Tabii ki sizin elde edeceğiniz gelirlerin bildirimi ayrı ama zaten var olan bir paranın bildirimi herhangi bir faiz durumunu getirmeyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.